yayınımıza katılımlarıyla bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Kıymetli misafirler, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli konuklar, günümüzde nefret söyleminin en çok üretildiği ve dolaşıma sokulduğu mecralardan birini yeni medya oluşturuyor. Sosyal medyada her geçen gün daha fazla karşımıza çıkan nefret söylemi kapsamına girebilecek içeriklerin azaltılması ve mümkünse ortadan kaldırılması için medya profesyonelleri başta olmak üzere kurumların üst düzey yöneticilerinden genel yayın politikasına katkı veren tüm unsurlarına kadar daha hassas davranılması büyük önem arz etmekte. Saygıdeğer misafirler, şimdi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Çok değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çevrimiçi medyada nefret söylemiyle mücadele panelimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizleri bugün burada İletişim Başkanlığımızı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Panelimizin hayırlı olmasını, verimli geçmesini temenni ediyorum. Kıymetli katılımcılar, malumlarınız olduğu üzere medyanın toplumsal işlevleri arasında bilgilendirme, haberdar etme, eğlence, tüketim ihtiyacına cevap verme ve eğitim gibi temel fonksiyonlar yer alır. Bu aynı zamanda medyanın ne yaptığına ve ne yapması gerektiğine ilişkin de fikir verir. Hiç kuşkusuz medyanın işlevinin ne olduğu ve ne yaptığı kadar bunu nasıl hayata geçirdiği, nasıl icra ettiği de önemlidir. Bu perspektifle meseleye yaklaştığımızda belki şu ilkeyi dile getirmemiz gerekir. Medya toplumun hassasiyetlerini, toplumun temel beklentilerini, ihtiyaçlarını dikkate almalı ve bu bağlamda sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu kapsamda elbette çerçeve mahiyetinde yasal düzenlemeler söz konusudur medyayı bağlayan. Medya bu yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket etmek durumundadır dünyanın her yerinde. Fakat bununla birlikte önemli olan bir başka unsursa medyanın meslek kültürüdür. Yani medyanın kendi iç işleyişini ahlaki ve mesleki ilkelerden hareketle öz denetime tabi tutarak yürütmesidir. Bu da hayati önemi haiz bir konudur. Yani mesele sadece hukuki düzenleme meselesi değildir. Aynı zamanda kültürel ve ahlaki normlarla hareket edebilme meselesidir. Gazetecilik mesleği açısından gerek nefret söyleminin öne çıktığı durumlarda, gerek dezenformasyonun yoğunlaştığı, yaygınlaştığı süreçlerde tavır geliştirebilmek, hakkın, hakikatin yanında yer alabilmek bir tercih değil, bir mecburiyettir. Ne var ki günümüzde özellikle yeni medya, çevrim içi medya söz konusu olduğunda bu alanda nefret söylemi taşıyan içeriklerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Nefret söylemi ve çevrim içi medyada
sıklıkla gördüğümüz nefret yüklü içerikler içinde yaşadığımız bu çağın, post-truth çağın, hakikat ötesi çağın temel problemler arasında yer alıyor. Manuel Castells'in belirttiği gibi A toplumu içinde yaşayanlar, yani bizler, ifade özgürlüğümüz, yaşam tarzlarımız ve inanç temelli göstergelerimiz açısından baktığımızda nefret içerikli haber ve saldırıların altındayız. Kuşkusuz gerçeğin eğilip büküldüğü, yalanın gerçeğe galebe çaldığı kültür karşıtı bir çağın içindeyiz. Elbette bunun farkındayız ve bu noktada kararlı bir şekilde mücadele veriyoruz. Son zamanlarda sadece gerçeğin çarpıtılmasına değil, aynı zamanda gerçeğin ötekileştirme, hakaret ve aşağılanma odaklı içerikler tarafından bastırılmaya çalışıldığını da görüyoruz. Hayatımızın her alanında, siyasal alandan çevrimiçi medya alanına kadar her yerde manipülasyonun binbir çeşidiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Maalesef ötekileştirmeyi ve dışlamayı kazanç kapısı görenler aynı zamanda toplumların geleceğini ve bir arada yaşama kültürünü de zehirlemiş oluyorlar. Özellikle medya profesyonellerinin bu konuda çok hassas olması gerekiyor. Değerli misafirler, dijitalleşmenin yaygınlaştığı günümüz dünyasında gerçeğin yalan tarafından manipüle edilişine şahitlik ediyoruz. Ve bu noktada bu sürecin en önemli unsurlarından biri de nefret söylemi, nefret içerikli haberlerin varlığıdır. Geniş bir alana yayılan ve olumsuz bir anlam haritasına sahip olan nefret söylemi, ne yazık ki geniş bir hareket alanına da sahip durumda. Bildiğiniz üzere nefret söylemi nefret duygusundan beslenir ve nefreti teşvik eder. Bu kötücül duygunun ortaya çıkmasının, bu kadar kötülüğe yol açmasının ana nedeni ise ön yargıdır. Nefretin gözü kördür, kulağı sağırdır, vicdanı donuktur, merhameti ölüdür. Bu yüzden acımasızca suistimale başvurmaktan, aşağılamaktan, hakaret etmekten ve düşmanlaştırmaktan bir an bile geri durmaz. Bu çirkin söylemin içerisinde belirli kişilere ve gruplara, onların aidiyetlerine yönelik hakaret, ayrımcılık, şeytanlaştırma ve tahrik gibi ögelerle birlikte ne yazık ki şiddet de bulunur. Dünyanın hemen her ülkesinde var olan bu söylem, şiddeti, düşmanlığı, aşağılamayı ve ayrımcılığı teşvik ederek bir nefret iklimi oluşturmaya yol açar. Nefret söylemi temel insan hak ve ideallerinden biri olan ifade özgürlüğünü, çoğulcu demokratik toplumların eşitlikçi ve insan onuruna yakışır düzenlemelerini ve de bireylerin ve grupların haklarını yok etme potansiyeli taşır. Burada müsaadenizle iki temel hususu ifade etmek istiyorum. Birincisi, yapmak zor, yıkmak kolaydır. İkincisi ise, doğru ayağa kalkıncaya kadar yalan dünyayı dolaşır. Bugün yeni medya alanına baktığımızda bu iki gerçeği çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. İletişim teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, dijitalleşme, nefret söylemi taşıyan içeriklerin hızla yaygınlaşmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına neden olmaktadır. Bu da bireyler ve gruplar arasındaki kutuplaşmayı tetiklemekte, farklı siyasal ve toplumsal yapılar arasında gerginliği arttırmakta ve güvensiz, dışlayıcı ve suçlayıcı bir yaklaşımı baskın kültür konumuna getirmektedir. Oysa kötülük
yıkıcıdır. Bu yüzden toplumların birliği, bütünlüğü, dayanışması tarihte hiç olmadığı kadar bugün tehlike altındadır. Değerli misafirler, nefret söylemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de medyanın en önemli problemlerinden biridir. Çevrimiçi medyada artan nefret söyleminin Türkiye'de toplumsal barışı, siyasi kültürü, ailevi değerleri, kültürel dinamikleri ve karşılıklı saygı duygusunu zehirleyebildiğine ne yazık ki şahitlik ediyoruz. İçerik üretilerek veya mevcut içerikler çoğaltılarak kitle iletişim araçları ya da çevrimiçi medya alanları üzerinden dolaşıma sokulması nefret söyleminin yaygınlaşmasına zemin oluşturmaktadır. Bu çerçevede çevrimiçi medyanın nefret söylemi taşıyan içeriklerden mümkün olduğunca arındırılması ve bu hususta kamuoyunun bilinçlendirilmesi önemlidir. Biz bu toplantıyı tam da bu gerekçeyle gerçekleştiriyoruz ve bu alanda yaptığımız hazırlıklar, yine hazırladığımız raporu da tam da bu bilinç ve ihtiyaç dolayısıyla hayata geçirdik. Nefret söylemiyle hem medyada hem de kurumsal düzeyde mücadele etmeliyiz. Bugün görüyoruz ki kitle iletişim araçlarının merkezinde yer aldığı tartışmalarda ve araştırmalarda medyada nefret söylemi vurgusu son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Fakat burada da bir ayrımcılığın gerçekleştiğini görüyoruz. Uluslararası alanda nefret söylemi literatürü söz konusu olduğunda ne yazık ki sadece marjinal grupların gündeme getirildiğini, onun dışında çok daha yaygın bir şekilde nefret söylemine maruz kalan grupların ise göz ardı edilebildiğini görüyoruz. Örneğin biz yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de nefret söylemine medyada ve özellikle çevrimiçi medyada nefret söylemine en fazla maruz kalan grupların yaygın toplumsal gruplar olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'de özellikle dindar toplum kesimlerinin çok yoğun bir şekilde medyada nefret söylemine maruz kaldığını görüyoruz. Bu gerçeğin altını çizmek durumundayız ve bu noktada yine literatürün de, bu alandaki akademik literatürün de bu gerçeği temel alması gerektiğini, bu gerçeği göz ardı etmeyi bırakması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların dini inançları, yaşam biçimleri, etnik aidiyetleri, siyasi tercihleri ve kimliklerinden dolayı baskı altına alınması, ötekileştirilmesi veya ayrımcılığa maruz bırakılması nefret söylemi araştırmalarının odağında bulunmalıdır. Nefret söylemi kapsamına giren içeriklerin medya yoluyla yaygınlaşması, gündem haline gelmesi ve kamuoyuna o içeriklerle ikna etme çabasıyla söyleme maruz kalanların dışlanması, hatta çoğu zaman lince maruz bırakılması durumuyla karşılaşıyoruz. Böylece nefret duygusu medyanın profesyonel mekanizması içerisinde yeniden üretilmekte ve bu toplumsal barışa, müzakere kültürüne zarar vermekte ve ne yazık ki nefret kapsam alanı genişleyerek yaygınlaşmaktadır. Müsaadenizle bazı araştırma verilerine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Birçok araştırmada malumunuz dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biri Türkiye olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'de dijital medya haberlerine güven oranının azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. 2021 yılına oranla 2022 yılında çevrimiçi medyaya olan güven %5 düşerek %36'ya gerilemiş durumdadır. Yani toplumun %64'ü Türkiye'de dijital medyaya güvenmemektedir. Bu durumun en önemli nedeni çarpıtma ve yalan içeriklerdir. Çevrimiçi medyada, dijital medyada, yeni medyada karşılaştığımız çarpıtma ve yalan içeriklerdir bu güvensizliğin sebebi. Dolayısıyla ülkemizde çevrimiçi medyada yer alan nefret söyleminin en önemli kaynağını da çarpıtma yalan kategorisindeki içerikler oluşturmaktadır. Çarpıtma yalan %47 oranıyla nefret söylemi üretimine en fazla neden olan unsurdur. Onu %29 ile hakaret, aşağılama
ve %17 ile abartma genelleme kapsamındaki içerikler takip etmektedir. Dolayısıyla kişisel haklardan toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe kadar geniş bir yelpazeye yansıyan boyutlarıyla yeni medyayı, çevrim içi medyayı daha güvenli bir hale getirmek bir zorunluluktur. Bu hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı iletişim seferberliğinin de bir boyutunu oluşturmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat işaret ettiği üzere içeriden ve dışarıdan yürütülen yalan terörüne karşı mücadele bizim açımızdan temel bir vazifedir ve bu Türkiye iletişim modelimizin önemli ayaklarından birini teşkil etmektedir. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, medyanın şiddeti teşvik eden, kışkırtıcı yayınlardan uzak durma konusunda daha fazla çaba içinde olması, kullandığı dil ve kurduğu anlatı sistematiğini gözden geçirmesi her şeyden önce toplumsal birliğimiz için, toplumsal fayda için, ortak iyi için, kamusal çıkar için bir gerekliliktir. Bu anlamda medya, toplumsal barış, demokratik varoluş ve müzakere kültürüne katkı sağlayacak şekilde içerik üretmelidir. Bu bir lüks değildir. Medyanın, meslek ahlakının merkezinde yer alması gereken bir düsturdur. Çok açık ve net bir şekilde vurgulamalıyız ki, bireysel, toplumsal ve siyasal birçok boyutu içinde taşıyan bir mücadele stratejisiyle, çevrim içi medyada yer alan nefret söylemiyle mücadele etmeliyiz, el birliğiyle. Sivil toplum, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları bu anlamda geniş bir yelpazede ortak bir mücadelenin unsurları olmak durumundadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz bu noktada üzerimize düşen görevi yapmaya gayret sarf ediyoruz. Bunun için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz. Benzer şekilde sadece medya kuruluşları ve profesyonellerin değil, aynı zamanda medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar ve vakıfların da nefret söyleminin engellenmesi için daha fazla çaba içerisinde olması, bu olumsuz gidişatın önüne geçilmesi açısından hayati önemlidir. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, ben bu duygu ve düşüncelerle çevrim içi medyada nefret söylemiyle mücadele panelimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyor. Değerli fikirleriyle bu toplantıya katkı verecek kıymetli konuşmacılara ve bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sağ olunuz, var olunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.